İstanbul'un fethini konu alan bu belgeselin yani tarihi olaylardan ilham alınmıştır değil de tarihin ta kendini çekiyoruz diyen bu yapımın danışmanlarından biri Çok uzun zamandır bahsetmek istediğim bir konu vardı. Daha doğrusu bir yapım ama hep arada kaynadı gitti. Netflix'in yayına girecek olan iki buçukuncu Türk dizisi Fatih Sultan Mehmet'in hayatını ve İstanbul'u fethini konu alan Rise of Empires Ottoman dizisinden bahsediyorum. Bu arada evet az önce iki bu iki buçukuncu. Bu arada evet az önce iki buçukuncu dedim. Hatta 2.25 mi demeliydim bilmiyorum. Çünkü bu diziyi yapan iki firma var. Birisi yabancı, Diğeri de merkezi Los Angeles'ta bulunan bir Türk şirketi. Ama ne var ki yapım şirketlerinden birinin Türk olmasına, oyuncuların büyük bir çoğunluğunun Türk olmasına rağmen bakın Netflix ne diyor? Bir Türk dizisi geliyor diyerek Netflix tellallığı yapan haber siteleri bir kenara dursun. Dizinin Türkçe adı bile yok. Bu arada dizi dediğime bakmayın. 6 bölümden oluşan bir belgesel dizi aslında. Belgesel. Hı? Evet, Türkiye'de kime sorsanız belgesel izler. Tamam o belgesellerin çoğu saç problemi yaşayan abilerin teselli başka yerde araması üzerine kurulu olsa da Söz konusu Netflix olunca bizim ülkede akan sular durduğu için gerçek bir belgesel olan bu dizi Türkiye'de izlenir mi diye bir şüphem yok aslında. Merakım nasıl olacağı konusunda. Çünkü yakın zamanda Netflix'e çıkan yapımlar arasında birkaç tanesini ayırarak söylüyorum. Çoğu insan beynine pişik sebebi. Ama belki de çoğunuz dizi izlerken çok güzel oynuyor. Diyorsunuz ya. Onu yapmayın. Siz dizi izlerken uyuyorsunuz. Netflix o diziler izlendi zannedip ikinci sezonunu çekiyor. Buraya örnek koymayacak mıyız? Ha anlayan anlat. Tamam. Bu arada diziyi daha önce duymamış bile olabilirsiniz. Çünkü bu videoyu çektiğim tarihte yayınlanmasına 10 gün kalmış olmasına rağmen hiçbir reklamı tanıtımı yapılmayan, hatta fragmanı bile yayınlanmayan bir yapımdan bahsediyoruz. Bilmiyorum belki de bu video yayınlanmadan birkaç saat önce fragmanı çıkmış olabilir. Ama bu benim değil, onların geç kaldığını gösterir. Bu arada bu belgesel dizinin oyuncu kadrosunda Tuğba Büyüküstün, Cem Yiğit Uzümoğlu ve Sıkı Durun Game of Thrones'tan tanıdığımız Charles Dance gibi isimlerin olduğunu da demeden geçmeyelim. Bu arada Charles dayı sadece bir bölümde oynayacak ama Fatih Sultan Mehmet'i canlandıracak kişi değil, onun adı en başa yazılı. Ama şimdi işin daha da ilginç olan kısmına geleceğiz. Gelen haberlere göre yani tırnak içinde İstanbul'un fethini konu alan bu belgeselin yani tarihi olaylardan ilham alınmıştır değil de tarihin ta kendini çekiyoruz diyen bu yapımın danışmanlarından biri Osmanlı Türklerin en alt dönemidir diyen bir jeolog. E yine jinekolog da olabilirdi. Neyse bunlar derin mevzular. Mantık aramaya da gerek yok. Yani katillerin Müge bulduğu bir memlekette jeologdan tarih danışmanı yapılmış çok mu? Deprem gerçeği depremden depreme konuşulunca fay çatlayana kadar sıkıntıdan çatlayanlar da böyle Ek çıkabiliyor demek ki. Ama ben de karar verdim bu kanala bir tarih danışmanı alacağım. Böyle Osmanlıdan anlayanından. E o zaman gideyim de Google'da aratayım.